Anadolu Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Kilkabus döneminde Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından 1258 ve 1279 yılları arasında Darülhadis Medresesi olarak yaptırılan ince minareli medrese 1956'dan itibaren beylikler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait taş ve ahşap eserlerin sergilendiği bir müze olarak hizmet verdi. Müderris odası, iki öğrenci hücresi, eyvanı ve mescidi bulunan ince minareli medrese, Türk İslam sanatının en önemli eserleri arasında sayılıyor. Medrese, taç kapısı, çini süslemeleri, geometrik ve bitkisel motifli taş işlemeleriyle ziyaretçilerine tarihte yolculuk yaptırıyor. Medresemizdeki en önemlisi taç kapısı. Taç kapısında ki motifler benzeri yok. Anadolu'da da benzeri yok. İslam coğrafyasında da benzeri yok. Adını da İnce Minareli Medrese adını da şuradan almaktadır. Mescidinin minaresi uzun ve çift şerefeli uzun bir tuğladan yapılmış medrese. Minaresi vardır. Minare 1901 yılında bir yıldırım çarpması sonucu yıkılmıştır. Anadolu'nun ilk üniversiteleri arasında gösterilen medresenin özellikle Ayetel Kürsi yazılı 22 metre çapındaki kubbe eteği ve Yasin ve Fetih surelerinin yer aldığı zengin düğümlü taç kapısı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Medrese hazırlanan proje çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restore edilecek. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli medreselerinden, eğitim kurumlarının birinin önünde duruyoruz. İnce Minareli Medrese. İnce Minareli Medrese 1258 ile 1279 arasında yapılan bir medresemiz. Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılıç, Konya'daki Sahip Ata Külliyesi, İnce Minareli Medrese ve Şerafettin Camii'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce başlanan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Restorasyon çalışmaları kapsamında yıkılan minareyle ilgili de gerekli çalışmalar yapılacak. Bu minareyle ilgili de gerekli araştırmaları yapıyoruz. Statik hesaplarını yapıyoruz. Zemin hesaplarını yapıyoruz. Yapılması yönünde de bir tasarruf kullanacak mıyız? O sonuçlara göre bir değerlendirme yapacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyonda zemin etütlerinin de yapıldığını vurgulayan Kılınç, restorasyon çalışmasının ne zaman tamamlanacağı sorusuna da cevap verdi. Bütün verileri topladık. Şu anda verilerimiz hazır. Uygulamaya yönelik de projemiz de hazır. Çok yakında bütün imalatlara hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu eserimizde böyle bir yıl içerisinde inşallah Konya'mıza yeniden bir müze olarak kazandıracağız inşallah. 2025 sonu. Evet, evet, öyle planlıyoruz.